Geçtiğimiz günlerde sizlere Antarktika'da yapılan yeni keşif için bir video yapmıştım. Bu keşif ile beraber birkaç bilgi daha anlattım. O videoyu uzun uzun yeniden tekrarlamama gerek yok. O videoyu yorum ve açıklama kısmına bırakacağım. Her neyse, orada buzulların altında yeni bakteri ve virüslerin ortaya çıkabileceğine dair bilgiler de verdim. Yine sizlerle beraber soğuk bir yere daha gidiyoruz. Rusya'nın uzak doğusundaki Yakutistan'ın başkenti olan ve dünyanın en soğuk bölgesi olan Yakutsk, -70 rekor soğuklara kadar inebiliyor. Böylesine soğuk ve yaşanılması zor olan bir yer. Peki burada bizleri, hatta böylesine soğuk bölgelerde bizleri gelecekte ne gibi tehditler bekliyor? Uzmanların yaptığı bir keşif sonrasında insanlar da tedirgin oldu. Yakutsk'taki hayvan kanıtlarından örnekler alan uzmanlar 50 bin yılı önce yaşayan hayvanlardaki virüsleri mercek altına alacak. Uzmanlar bunun zombi enfeksiyonları tetiklemesinden endişe ediyor. Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde etkisini sürdürürken virüsün kaynağı ile ilgili tartışmalar ve soru işaretleri devam ediyor. Kimileri virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan inceleme sırasında kazıyla yayıldığına öne sürerken benzer korkuları tetikleyecek bir haber Rusya'dan geldi. Daily Star'ın haberine göre Rus bilim insanları geçmişi 50 bin yıla kadar uzanan donmuş hayvan kalıntılarından biyolojik materyaller alarak tarih öncesi virüsleri incelemek istiyor. Vektör, Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından mercek altına alınan hayvanlar arasında yünlü mamutlar, Sumatra gergedanı, atlar, geyikler ve kemirgen türleri bulunuyor. Geyik demişken bu konuda da video yapmıştım. Hem de gerçekten zombi gibi hareketleri yüzünden zombi geyik adını almıştı. Geçtiğimiz senelerde insanlar arasında gündem olmuştu. O videoyu da açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Her neyse konumuza dönelim. Uzmanlar dünyanın en soğuk bölgesi unvanına sahip Yakutsk'taki Mamut Müzesi'nde saklanan bir antik karstan örnekler topladı. Vektör merkezinden Oklobkova tarih öncesindeki virüsleri bulmak ve paleoviroloji alanında çalışmalar başlatmak istiyoruz dedi. Doktor Oklobkova, eğer aldığımız örneklerde nükleik asitler yok olmadıysa bileşimler içindeki veriye ulaşıp onların nasıl değiştiğini gözlemleyebileceğiz ifadelerini kullandı. Ancak farklı görüşe sahip uzmanlar bu incelemeler sırasında tarih öncesi döneme ait zombi enfeksiyonlarının yeniden canlanmasından endişe ettiklerini de belirtiyor. Belki de komplo teorisinden ileriye geçmeyen bir zombi salgını gerçekten de olabilir. Çünkü milyonlarca yıl kim bilir hangi hastalık ve virüsler ile insanlık başı beladaydı. Dünya kara veba gibi büyük salgınlara ve ölümlere sebep veren onlarca virüsler ve hastalıklar ortaya çıktı. Düşünsenize, uzmanlar ve bilim adamları bu virüsleri kontrol ederken yanlışlıkla birkaç hayvanı enfekte ederse ve bunlar da hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimalleri yüksek. Çünkü tam olarak bu virüslerin ne kadar dayanıklı veya dayanıksız olduğunu bilmiyoruz. Küresel ısınmanın artmasıyla sadece bizleri kuraklık değil, başka tehditleri de beraberinde getiriyor. Bir düşünün derim, bu buzullar eridi ve yanlışlıkla bir hayvan bu fosillere yaklaştı. Ardından bu hayvan enfekte oldu ve bir insana bulaşması zor bir şey değil. Belki de Bill Gates boşa uyarıda bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde dünya ve insanlık için iki felaket uyarısında bulunmuştu. Bunlar küresel ısınma ve biyolojik saldırı için virüsler. Bu konuları birbiriyle yakınlaştırdığımızda küresel ısınma artı buzulların erimesi, buzulların erimesiyle de yeni salgınlar yani bakteri gibi virüsler de ortaya çıkabilir. Bunlara inanmayanlarınız olabilir, doğrudur ama ihtimal de düşük değil. Kim bilebilir ki? Her an insanlık yeni salgınlar için teyakkuzda olmalı. Nasıl olsa Bill Gates'in uyardığı gibi. Peki araştıran insanlar, sizler ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında lütfen iyi veya kötü yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki gizem ve keşif kapısını aralayana kadar bizlere abone olarak siz de haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere araştıran insanlar.